orantı özelliğini kullanarak burası 3'e 2 oranında olacak. İki parçaya böleceğimiz için sayıyı büyütelim. 6a'ya 4a olsun. Burası 3a, burası da 3a'dır. Burası buna göre 2a'ya 2a şeklinde dağılır. Burası 3 birimmiş, burası da 1 birim. Aradakine de b birim diyelim. Şimdi çemberde iç kuvvet özelliğini uygularsak buradan 3 çarpı b artı 1 eşittir deriz. 3a çarpı 3a'dan 9a kare gelir. Aynı şeyi diğer taraftan da yapabiliriz. Burada da 1 çarpı b artı 3 var. 1 çarpı b artı 3 eşittir. Buradan da 2a çarpı 2a'dan 4a kare gelecektir. Taraf tarafa oranlayalım. A kareler gider. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada 4 çarpı 3 12. 12b artı 12 eşittir. 9b artı 27 olur. Bu tarafa attık 3b. Diğer tarafa attık. Buradan 15 çıktı. Dolayısıyla b değerini 5 olarak buluruz. Burası 5'miş. 3 1 daha 4. 5 4 daha 9 yapar. Çap 9 ise yarı çap 9 bölü 2 santimetredir.